Öncelikle ulusal kanal izleyicilerine iyi akşamlar diyerek konuşmama başlamak istiyorum. Hepimizin sendikası grubu adına da ulusal kanala teşekkür ediyoruz. Bu fırsatı bize sundunuz. Tabii sınavın iptali, merkezi sınav, bunların hepsi yaşanan skandallar. Yani 2010 yılında en ciddi skandalı yaşamıştık biliyorsunuz, soruların çalınmasını. Onun öncesinde de tabii önceki yıllarda da sınavın iptal edildiği durumlar var ama ciddi anlamda hani bir örgütlü bir şekilde çocuklarımızın, gençlerimizin geleceğine uzatılan el ve güvensizlik ortamının yaratılması 2010 ve işte bugün de yani bu cumartesi, pazar günü 31 Temmuz'da yaşanan sınavda görüyoruz. Burada amaç 2010'dan sonra, 2010 ve o dönemde yapılan sınavları hatırlayalım. FETÖ terör örgütünün açık aleni bir müdahalesiydi ve oralara devletin belli başlı organlarına, kurumlarına bir kendi cemaatinden kişileri yerleştirmek üzere yapmış olduğu bir hamleydi. O çok açıktı ve çok netti, tespit edildi. Daha sonrasında tabii 2015 süreci, 2016'da FETÖ'nün kalkıştığı bu darbe girişimi, ondan sonra bastırılması ve devlet kurumlarından FETÖ elemanlarının, FETÖ ile iltisaklı olan çalışanların temizlenmesi süreciyle kısmen rahatlamıştık. Ama şunu görüyoruz ki hala kırıntılar var demek ki. Ve şu, Türkiye'nin günümüz koşullarında, günümüzde içinde bulunduğu durum, konjüktürel durum ortada ve Türkiye'ye yönelik saldırılar ortada. Bu saldırılar Avrupa Birliği, Amerika tarafından gün gibi açık. Yani giden ücra köşedeki vatandaşımıza sorun. Azıcık haber dinleyen, azıcık yorum yapabilen kişiler bunu çok net görüyorlar ki Türkiye'de emperyalizme karşı tavır çok da netleşmiş durumdadır. Burada Türkiye'de, Türkiye'nin içindeki halkın içinde örülmek istenen birkaç yıldır örülmek istenen bir faaliyet var ve bu faaliyette işte televizyonlardan, köşe yazarlarından çok açık da yaratıcı yıkıcılık diye de ifade edilmiştir. Yani bu faaliyetlerin bir benzeri gibi görüyorum. İşin açıkçası toplumda infial yaratma, toplumu ayağa kaldırma, devlet kurumlarına güvensizlik aşılama, bunlar bilinçli olarak yapılan şeyler. Tabii burada esas olarak da bir anlayışta da eksiklik var. Yani bizim yönetenler açısından da eksikliği de görmeden gelemeyiz. Eğitime bakışımız, eğitim sistemine ele alışımızda bunlara birazcık zemin oluşturuyor gibi de değerlendiriyoruz. Hocam bir FETÖ taktiğiyle yeni bir şeyler mi yapılmaya çalışılıyor, evet, diyorsunuz? Yani önceden yapanların aslında yıllar sonra konuşulsa da adı var. Ama şu an sizce kim bunu neden, niye, neye hizmet edecek şekilde yapıyor? Şimdi hizmetin nedeni çok açık bence. Hepimizin sendikası grubu olarak da böyle değerlendiriyoruz. Devlet kurumlarına güvensizliği yayma. Bak işte gördünüz mü? Hiç şaşırmadık zaten. Önce de yapmışlardı, şimdi de yapıyorlar. Bunlar yaptıkları her işi ağızlarına, yüzlerine bulaştırıyorlar. Tweetlerden de görüyoruz zaten. Aşılanan şey bu. Yani gençlerde bir umutsuzluk, bir karamsarlık. Gençlerin ailelerinde yine ya bu çocuklarımız nasıl girecek? Bak işte cemaatten olmazsak, şundan olmazsak, şuraya gitmezsek olmayacak, yapamayacağız. Ben Rehberlik Araştırma Merkezi'nde çalışan özel eğitim öğretmeniyim. Bugün, bakın bugün yeni yaptığım bir şey söyleyeceğim. Böyle güçlüklerle gelen öğrencilerimiz var ve onları yerleştirme kararı alıyoruz. Bugün bir öğrencimiz geldi. Söylediği, velinin söylediği şeyi söylüyorum. Hocam kaynaştırma
olacak değil mi dedi. Dil konuşma güçlüğünden yerleştirme kararı alacağız. Tabii ki doğal olarak kaynaştırma dedim. Sizce dedi işte sınava lise 1'e geçmiş bakın bu öğrencimiz. Sınava hazırlanacak edecek ama yedi iklimin burada bir şeyi var mı? Ya, yedi iklimin yayın evlerini şimdiden almaya hazırlanıyor insan. Yani bir pazar, bunlar pompalanıyor. Bir pazar oluşturuluyor. İkincisi, en önemlisi de devlete olan güven zedeleniyor. Bakın devlete güvenilmez. Bunlar hiçbir işi doğru yapmazlar. Devlete güven yok. Evet. Tabii burada esası da bu ama bunların temel nedeninin de şu olduğu kanaatindeyim. Yani aşılanan şey de bu. Oraya gidilirse, onların dershanelerine gidilirse, onların hazırlık kitapları alınırsa, onların deneme sınavları yapılırsa başarı sağlanır. Devlet okullarında, devlet kurumlarında yapılan hiçbir şeyle başarı elde edilmek istenen esas temel şey bir bu olduğu kanaat.